Arkadaşlar merhaba. Yine bir video ile karşınızdayım. Bugün size tanıtacağım otun ismi gıvışkan otu. Eci bücü diye de geçiyor. Bilimsel adı Silena vulgaris olan bu otumuz arkadaşlar. Burada hemen yanımda gördüm, böyle yolun üzerinde çıkmış, çok güzel olmuş. Bunu tanıtacağım sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar uzun zamandır bu bitkiyi çekmek istiyordum. Gıvışkan otu bu. Yenen otlarımızdan bir tanesi. Çiçeklerini de açtı. Ve çok da güzel bir görüntüsü var çiçeklerinin. Tavşan kulağı çiçeklerine de benziyor arkadaşlar. Bu taç yaprakları da bakın dikkat ederseniz aynı tavşan kulağında olduğu gibi. Tavşanın kulağına benziyor. Aynı familyadan. Yani tavşan kulağı otumuz da Silena grubundan bir ottur. Yanan otlarımızdan bir tanesidir. Bu şekilde böyle çiçekleri var. Böyle içi boştur. Bunlar olgunlaştıktan sonra tohum olur. Tabii bir taraftan da böcekler de bakın böyle delmiş yemeye başlamışlar. Şurada da çok belirgin. Bakın içine böcek girmiş. Şifalı bir otumuz. Böcek de ondan faydalanıyor. Gördüğünüz böyle bir ocakta yetişmiş. Burası normalde yol. Tabii otlar şöyle kuruduktan sonra biz burayı düzeltiyoruz. Çalılar, otlar kalmasın diye yürüyoruz çünkü buralardan. Bunlar da gidiyor. Bir türlü arazimde çoğaltamadım bu otu. Hep böyle yol üzerinde. Ama çok vefalı, büyümeye çalışan, kendini gösteren otlarımızdan bir tanesi. Çok beğeniyorum ben bunun çiçeklerini. Aynı tavşan kulağında olduğu gibi arkadaşlar. Şöyle. Şimdi çiçekleri olduğu için özellikle çiçeklerinden başladım tanıtmaya da. Yani çok estetik. Şöyle bir dal üzerinde yapraksız büyüyor. Ve orada da şöyle küçük küçük çiçekler açmaya başlıyor. Gıvışkan otunun yaprakları arkadaşlar böyle tüylü değil, yünlü değil ve parlak bir yüzeyi var. Şu anda bu bitkimiz çoktandır böyle yapraklarını artık kartlamaya başladığı için o tazeliği, parlaklığı gitmiş ama gerçekten parlak bir yüzeye sahiptir. Normalde yenen kısımları arkadaşlar şu filiz kısımları ve yaprak kısımlarıdır. Salatalara doğrayabilirsiniz, çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Güzel otlarımızdan bir tanesi dediğim gibi. Şöyle yakından biraz daha göstereyim. Şimdi gıvışkan otunun çiçeklerinden çok fazla koparmak istemiyorum ama şöyle tanıtmak istiyorum mümkün olduğu kadar. Evet, gıvışkan otunun çiçekleri arkadaşlar. Şimdi şu yaprak kısımları dikkat edin. Böyle dediğim gibi bir ocak halinde, öbek halinde olur bunlar. Ve tek değildir. Papatya'da olduğu gibi veya karahindiva'da olduğu gibi veya çatlak çanak otunda olduğu gibi, yaban kaskasında olduğu gibi değildir. Hep böyle sürgün vererek çoğalır, tohumları düşer, çoğalır ve kendisi de yayılır. Böyle bir bitki. Artık kartladığı için şu yaprakları matlaşmaya başlamış arkadaşlar. Şu da henüz açmadığı için. Tomurcuk çiçek diyebiliriz. Gıvışkan otumuz arkadaşlar çok yalık bir bitkidir. Soğuklara dayanıklıdır. Ters mızrak şeklinde de yaprakları olabilir veya düz mızrak şeklinde de olabilir. Bazı yaprakları tırtıklı olabilir. Çeşitleri vardır. Benim şu gösterdiğim size düz mızrak
yapraklı olan kıvışkan otudur. Gördüğünüz gibi çiçekleri de beyazdır. Yalnızca çiçeklerin daha açmadan önceki o kapsülün üst tarafında böyle benekler vardır. Pembe benekler vardır. Onu şimdi size göstereyim. Ne yaptın kızım? Ne yaptın kızım? Bizim topaç kıvışkan otumuzu beğendi galiba. Evet. Şimdi size o kapsüllerden açmış olan çiçeklerden bir tanesini koparacağım ve yakından göstereceğim arkadaşlar. Bakın şöyle böyle dikine çizgiler var. Oradaki o koyu renklilerin hepsi pembe olabiliyor. Nitekim şuradaki bir taneyi daha koparayım. Belki daha belirgin bir örnek olabilir. Evet. Şöyle çevirelim. Bakın arkadaşlar. Kıvışkan otu böyle renklerinden tanıyabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çiçeği var arkadaşlar. Yanına bir tane de yaprak koparıp koyacağım. Güzel bir yaprak örneği verelim. Bakın. Evet, yaprağımız da böyle arkadaşlar. Arka kısmı da şöyle. Yenme zamanı geçtiği için biraz grileşmiş, böyle matlaşmış rengi. Yoksa parlak bir yapraktır bu. Tüy yok, diken yok, hiçbir şey yoktur. Böyle. Bakın hiç girinti çıkıntı da yoktur yaprağında. Özellikle çiçeğin olduğu yerdeki o morlukları biraz da olsa göstermeye çalıştım burada. Evet, şu güzel bir örnek oldu. Evet, bakın bu şekilde gördüğünüz zaman bu Silena vulgaris dediğimiz kıvışkan otu. Diğer adıyla ecibücü otudur. Tadı öyle acı değildir, ekşi değildir. Güzel otlarımızdan, lezzetli otlarımızdan bir tanesidir. Şimdi ben bir yaprağın tadına bakayım. Size o andaki hissettiklerimi anlatayım. Evet, hangisini toplayalım, koparalım. Şöyle. Bakalım, şunu alalım mesela. Filizini aldım. Şu filizin tadına bakacağım. Otumuz bu. Bu şekilde toplayıp yiyebilirsiniz. Şimdi tadına bakıyorum. Böyle acı olmadığı zaman, ekşi olmadığı zaman, tatlı olmadığı zaman isimlendirmek inanın çok zor oluyor. Yani kendine has bir tadı var arkadaşlar. Lezzetli mi? Evet, lezzetli. Bu otu tüketebilirsiniz. Bakın şunları şöyle koparıp koparıp yiyebilirsiniz. Arazimin farklı bir bölgesinde yine ecibücü dediğimiz kıvışkan otumuzun çiçeklerini görmekteyiz. Bunlar biraz daha farklı bir renge sahip. Pembe daha yoğun. Yine hemen şuradaki başka bir çiçeği görmekteyiz.
Gerçekten çok güzel çiçeklere sahip. Yeni notlarımızdan bir tanesi Silena vulgaris. Sabun çiçeği adı da verilmektedir buna. Aynı zamanda balon çiçeği de deniyor. Çünkü şu gördüğümüz çiçeğin kapsül kısmı balona benziyor. Balon gibi bir yapıya sahip olduğu için buna bakın balon çiçeği ismi de veriliyor. Balonu biraz ezdik. Şimdi gördüğünüz taç yaprakları düşmüş. Bu kapsülün içinde arkadaşlar tohumlar oluşuyor. O tohumlar bir yay gibi böyle büzülüyor. Tohumlar tam olgunlaştığı zaman da o yay geriliyor ve içindeki tohumları daha uzaklara fırlatıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bunu Meryem Ana'nın gözyaşları ismi de veriliyor. Hikayeye göre Hazreti Meryem oğlu İsa'nın çarmıha gerilmesi sırasındaki üzüntüsünden dolayı gözyaşları yere düşerken bu gıvışkan otu oluşmuş. Şimdi bu gıvışkan otunun taç yaprakları, krem rengi beyaz dediğimiz yaprakları düşmüş ve şöyle içinde tohum oluşmaya başlamış arkadaşlar. Şimdi bir tanesini açacağız ve o tohumu size göstereceğim. Burada bir mühendislik harikası var arkadaşlar. Şöyle açabilirsek açalım. İçinde bir kapsül var arkadaşlar. Bakın şöyle çıkardık. Bu kapsülün içinde tohumlar olgunlaşıyor. Ve tohumlar olgunlaştıktan sonra da içindeki yay geriliyor ve o tohumları fırlatıyor arkadaşlar. 10 metreye kadar o tohumlar yayıldığı biliniyor. Buradaki amaç tohumun daha uzak bölgelere giderek bu şekilde kendi neslini devam ettirmeye çalışıyor bitki. Bakın bu tohumlar o yayın açılmasıyla birlikte fırlıyor. Fırlayan tohumlar ne kadar uzağa giderse arkadaşlar o kadar farklı bölgelerde yayılmaya devam ediyor. Tabii bunlar şu anda olgun bir tohum değil. Daha olgunlaşacak. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi kıvışkan otumuzun çiçeklerini bu şekilde yakından göstermeye çalışıyorum beyaz bir kağıdın üzerinde. Böyle güzel estetik bir çiçeğe sahiptir. Kesinlikle böyle bahçeleri süslemek için de kullanılabilir. Şöyle yapraklarını da yine yakından göstereyim. Bakın yaprakları çok estetik. Pürüzsüz. Hemen şöyle çiçeğe tekrar bakalım. Burada çiçeğini de çok daha rahat görebiliyorsunuz. Fayda yönüne bakarsak bağışıklık sistemini güçlendiren bir bitki. Aynı zamanda kanser hücrelerin çoğalmasını, yayılmasını engeller. Fakat tabii bununla ilgili daha araştırmalar yapılması gerekiyor. Kıvışkan otunun yapraklarını bu şekilde net olarak görebiliyorsunuz. Girintili çıkıntılı değil. Böyle mızrak şeklinde. Berrak bir yaprak yapısı var. Tazeyken daha güzel görünür. Fakat bitki olgunlaşmaya başladıkça rengi biraz daha koyulaşır. Şimdi net olarak çiçeklerini de görebiliyorsunuz.
Çok estetik çiçeklere sahip. Evet arkadaşlar, size bugün kıvışkın otunu tanıttım. Güzel, hoş otlardan bir tanesi. Ve ben bu çiçeklerini, kapsüllerini çok beğeniyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Yaprakları zaten çok güzel. Böyle koparıp koparıp doğadayken de bunu yiyebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.